Milletvekili Sayın Mahmut Tanal konuşacak. Buyurun. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben 546 sıra sayılı 12. madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Madde aynen şu şekilde: 2022 sayılı kanun 2. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki cümle eklenmiştir. Ayrıca 2828 sayılı kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine kanun hükümlerine göre aylık bağlanamazlar. Değerli milletvekilleri, burada harçlık olarak baktığımız zaman Türk Dil Kurumu'ndaki harçlık tanımı şu şekilde izah edilmekte: ufak tefek gereksinimleri için harcanacak olan para şeklinde tarif edilmiştir. Türkiye'de asgari ücret şu aşamada 850 TL'dir. Yani bizim burada getirmiş olduğumuz değişiklik önergesinde buradaki harçlık ifadesinde asgari ücretin 1/4 şeklinde tanımlanması açısından dile getiriyoruz. Yani burada en azından ülke genelinde kimi vatandaşımıza 10 lira verilebilir, 20 lira verilebilir, 50 lira verilebilir, 100 lira verilebilir veya 500 TL verilebilir. Yani bunun hepsinde siz harçlık tanımının içerisine koyabilirsiniz. Yasanın müphem olmaması lazım, objektif kriterlere göre düzenlenmesi lazım ve yasanın anlaşılabilir şeklinde olması lazım. Mevcut olan bu düzenleme anlaşılabilir olmaktan uzak, objektif kriterlere göre uzak, yarın öbür gün yani ülke genelinde şehir açısından, bölge açısından gerçekten çok tartışmalara yol açabilecek olan bir husustur. Buradan yola çıktığımız zaman aynı şekilde bu bizim meşhur anayasamızın 61. maddesi uyarınca sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler var. Bu özel olarak korunması gerekenlerin içerisinde tabii mevcut olan tüm yasalarımızda daha önce özürlü ve sakat kavramı geçiyordu. Bunların hepsi düzeltildi. Engelli kavramı olarak düzeltildi ancak anayasamızın 61. maddesinde halen o sakat kavramı geçiyor. Doğru bir kavram değil, engel kavramının olması lazım. Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Değerli milletvekilleri, değerli başkan, şimdi önümüzde 30 Mart'ta bir seçim var. Seçimde engelli vatandaşlarımız sandık başlarına gittikleri zaman hangi siyasi partiye görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanabilmeleri ancak destek ve yardım mahiyetiyle olabilir. Merkez Bankamızın çıkarmış olduğu şöyle para şablonu var Sayın Başkan, Sayın Bakan. Şimdi bu para şablonu niçin Merkez Bankası çıkarmış? Görme engellilerin en azından parayı tanıyabilme açısından, örneğin hemen burada bunun testini yapabiliriz. 5 lirayı tanıyabilme açısından vatandaşımız şu şablona parayı yerleştiriyor ve şu şekilde çevirdiği zaman burada uzakta görünmeyebilir işaretler var. Bu parmakla görme engelli vatandaşımız Merkez Bankası'nın çıkarmış olduğu parayı tanıyabiliyor Sayın Bakan. Aynı şekilde 50 lira için de bu testi yapabiliriz. 100 lira için de yapabiliriz. Burada hepsi için gayet rahat bu şablonla bunu görme engelli vatandaşlarımız parayı tanıyabiliyor. Ancak 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili vatandaşımız kimseye ihtiyaç duymaksızın bunu kendi başına seçemiyoruz hangi siyasi partiye oy vereceği hususundan. Onun için engelli vatandaşlarımızın bu açıdan mutlak suretle bunun düzenlenmesi lazım. İki, engelli vatandaşlarımız cezaevlerine yakınlarını görmek için gittikleri zaman güvenlik X rayından mevcut olan o sandalyelerin genişliği nedeniyle yine geçemiyor. Bu anlamda bir sıkıntı. Mesela burada milletvekili arkadaşlarımız meclis başkan vekiliyle görüşmek istediği zaman burada görüşebiliyor. Engelli milletvekili arkadaşlarımız mevcut olan bu basamaklardan dolayı yani psikletle
oraya gidebilme imkanı yok milletvekili arkadaşlarımızın. Onun için biz her ne kadar uluslararası engellerin erişimine yönelik sözleşmeyi 2008 yılında kabul etmişsek ancak halen vatandaşımız çoğu yerde ulaşamıyor. Mesela Şanlıurfa'daki camilerin hiç... Teşekkür ederim Sayın Tanal. Önerge